Kadının Fendi. Bir zamanlar Basra şehrinde Uncu Halit adında dürüst bir tüccar vardı. Pazardan aldığı buğdayları değirmende öğütür, dükkanına getirip satardı. O sene kendisine hac ibadeti farz olunca, ''Ölüm var, kalım var. Allah bana hacca gidip gelecek kadar para verdiğine göre sağlığım yerindeyken borcumu ödemeliyim.'' diyerek hacca gitmeye karar verdi. Hacdan dönünceye kadar çoluğuna çocuğuna yetecek kadar para bıraktı. Hac masrafları için gerekli parayı yanına aldıktan sonra bir kese altını arttı. Onu da çok güvendiği Veys Efendi'ye emanet etti, gönül huzuruyla Mekke'nin yolunu tuttu. Hac görevini yapıp döndü. Bir farzı yerine getirmenin derin huzurunu duyan Uncu, emanetini geri almak üzere Veys Efendi'nin evine gitti. Veys Efendi son derece pişkin bir eda ile ''Hangi emanetten söz ediyorsun?'' diye ona çıkıştı. Bu defa şaşırmak sırası zavallı Uncu'ya gelmişti. ''Hacca giderken sana emanet ettiğim bir kese altından bahsediyorum.'' diye kekeledi. Veys Efendi şimdiye kadar aynı oyunu kim bilir kaç kişiye oynamış olmalı ki rolünü iyi beceriyordu. ''Yanılıyorsun. Hicaz'ın sıcakları senin başına vurmuş.'' diye bir de Uncu'yla alay etti. Zavallının yalvarıp yakarması fayda vermedi. Gerisin geri dönüp evine gitti. Günlerce gözüne uyku girmemişti. Bu sahtekar adamdan altınlarını nasıl geri alacağını düşündüğü durdu. Aklına bir çare gelmedi. Sonunda aklı ve zekasıyla ünlü Basra kadısı İyas'a başvurdu. Muaviye oğlu İyas, Peygamber Efendimizin ashabından bazılarıyla görüşüp onlardan hadis öğrenmiş bir alimdi. Uncu Halid'in hikayesini dinledikten sonra, ''Sen merak etme, Allah'ın inayetiyle bir yolunu bulur ve senin altınlarını o yalancıdan geri alırız.'' diye onu teselli etti. Kadı İyas birkaç gün sonra Veys Efendi'nin evine gitti. Kadıyı birden karşısında gören Veys Efendi bu ziyarete bir mana verememekle beraber ''Ne olur ne olmaz, belki adama işimiz düşer.'' diye hürmette kusur etmedi. Kadı Efendi hemen konuya girdi. ''Fazla zamanım yok. Ziyaret sebebini söyleyip gitmek istiyorum. Yakında uzun bir seyahate çıkacağım. Evde bir yerlerde sakladığım birkaç kese altınım var. Bunları yanımda götüremeyeceğim. Onları emanet edecek sizden başka güvenilir bir kimse de bilmiyorum. Acaba bu emanetimi kabul eder misiniz?'' diye sordu. Yeni bir av yakalayacağını sezmenin sevinciyle Veys Efendi ellerini ovuşturdu. ''Ne demek Kadı Efendi, size hizmet etmeyeceğiz de kime edeceğiz?'' diye sinsi sinsi güldü. Kadı Efendi oradan ayrıldıktan sonra Uncu Halid'e haber gönderdi. Veys Efendi'ye gidip parasını tekrar istesin, vermediği takdirde onu kadıya şikayet ederim diye korkutsun dedi. Uncu Halit neler olup bittiğini bilmediği, üstelik Veys Efendi hilekârını çok iyi tanıdığı için ümitsiz bir tavırla kalktı, onun evine gitti. Kapıyı çaldı, karşısına çıkan bu düzenbaz adama, ''Bak Veys Efendi, eğer bu defa da altınlarımı vermeyecek olursan seni kadıya şikayet edeceğim.'' diye çıkıştı. Veys Efendi kadı sözünü duyunca hemen tavrını değiştirdi. Pek yakında elde edeceği birkaç kese altının yanında bir kesenin sözü mü olurdu? ''Gel hele canım, içeri buyur hele. Sahiden altınlarını vermeyeceğimi mi sandın? Ben seni denemek için öyle davranmıştım. Bakalım Hacı Halit Efendi iyi bir hacı olmuş mu, sabretmesini öğrenmiş mi diye seni imtihan etmek istemiştim. Al altınlarını kardeşim. Biz kimsenin malına el sürmeyiz.'' diyerek Uncu Halid'in para kesesini geri verdi. Yeniden altınlarına kavuşan Halid, doğruca Kadı Efendi'ye gitti, ellerini öptü, ona dualar etti. Kıssadan hisse. Hilekarlar bazen kazançlı görünseler bile, hem dünyada hem de ahirette zararlı çıkarlar. Boşuna mendakka dukka, yani aldatanı aldatırlar dememişler.
Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetin üzerinde iyi düşünmek gerekir. Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını alt üst etti. Veys Efendi gibi tuzakçılar bulunduğu sürece onların tuzağını boşa çıkaracak Allah kulları da olacaktır. Hilekârların her zaman kârlı çıkmadığını göstermek üzere güzel bir masal anlatırlar. Adamın biri tuz ticareti yaparmış. Tuz gölünden topladığı tuzları çuvallara koyar, eşeğine yükler, şehre götürüp satarmış. Yine bir gün tuz yüklü eşeğiyle nehri geçerken eşeğin ayağı burkulup suya yuvarlanmış. Sahibi eşeği kaldırana kadar sırtındaki tuzlar bir hayli erimiş. Ayağa kalkınca yükünün hafiflediğini fark eden eşek, nehirden geçerken artık her defasında suya yatıyormuş. Bir, iki, üç, sonunda tuzcu eşeğin hilesini anlamış. Bu defa tuz yerine sırtına sünger yüklemiş. Eşek yine yükünü hafifletmek için kendisini nehrin sularına bırakmış. Hayret! Bu defa yükü hafiflemek şöyle dursun, sırtındaki ağırlıktan beli iki büklüm olmuş. Suyu emip iyice şişen süngerler onu yaptığına bin pişman etmiş.